Çok güzel bir his. Yani ben ilk defa geliyorum ve gelir gelmez enerjim değişti. Daha çok gezme şansımız olmadı da yarın da ben akşama kadar buradayım. Yarın gezme fırsatı bulacağım. Ben peki. Daha önce gelmiştim. Ben hemen şey yapayım, söyleyeyim. Cunda'yı da biliyorum, burayı da biraz biliyorum ama gelmişken bu fırsat deyip ben de yarın da buralarda olacağım. Çok güzel, iyi ki buradayız. Ne mutlu. Böyle bir hafta burada, kadınlarla ilgili bir haftanın içinde biz de bu festivalin, Kadın Oyunları Festivali'nin açılışını yapıyoruz. Bizim için güzel bir şey oldu. Peki kadının şiddet konusunda neler düşündünüz? Valla çok düşünmenin dışında çok içinde yaşıyoruz bence. Her gün işte her yerde okuduğumuz, yazdığımız, gördüğümüz her yerde her gün yeni bir haber alıyoruz. Yeni bir kötü haber alıyoruz maalesef ki. Ve bununla ilgili herhangi bir önlem ya da bir yeterli cezaların olmadığı bir süreçten geçiyoruz. O yüzden istiyoruz ki bir an önce artık... Yani bir şeyin yeter demenin de bir anlamı yok. Kim ölünce yeter, neye ölünce yeter, kim ne kadar şiddet gördükten sonra yeter demeliyiz. İnsan kendi söylediklerini de sorguluyor bazen ama bunun gibi festivallerle kadınların sesini duyurmaya, kadınların hikayelerini anlatmaya, onlarla ilgili özgürleşmek adına onların seslerini duyurmaya yardımcı olan festivallere biz de elimizden geldiğince tiyatro olarak destek olmaya çalışıyoruz. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Melis'e katılıyorum. yani sadece ülkemizde değil aslında erkeğin egemen olduğu bir dünyada yaşıyoruz ve öyle bir çağdayız. Yani her şeyin erkek aklıyla kurulduğu, yasaların erkek aklıyla, eğitimin, her şeyin merkezinde erkek aklı var. Artık günümüz kadınlarının daha duyarlı olduğunu düşünüyorum. Daha seslerini çıkarmaya başladılar. Daha haklarını, özgürlüklerini aramaya başladılar. Bu tarz oyunlar, bu tarz festivaller eğitim için, bilinçlendirmek için çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bunların kökeninde eğitimsizlik yatıyor ve sanırım... buralarla çözeceğiz. Çünkü evet, Melis'in de dediği gibi yeter demekten dilimiz yoruldu. Yani insanlar acı çekiyor, insanlar ölüyor, şiddet görüyor, yani kimliklerini kazanamıyorlar gibi bir sürü mesele var. Yeni bir şarkıda bu tam bu anlamda aslında kadının birey olarak kendi özgürlüğünü araması, kendi dünyasını kendi ekseninde kurmasını anlatan ve bunun da ilk kendi alanını yaratmasıyla oluşabileceğini düşünen bir fikri var metnin ve orada da yine erkek egemen dünyasına 10 bin yıllık biriken bütün aslında erkek aklına ve onların kadınları kolay elde edebilecekleri, onları her zaman himayeleri altına alabilecekleri bir unsur olarak gördükleri için Margaret Dura tam da burada hayır diyor ve bunu çok güzel bir kadın erkek ilişkisi içinde kadının durması gerektiği alanı çok güzel tarif ediyor. Ya bununla ilgili dediğim gibi ya, galiba ateş düştüğü yeri yakıyor aslında. Biz duyduğumuz, gördüğümüz, okuduğumuz şeyler üzerinden bunlar nasıl olabilir diyoruz. Bunlar nasıl bu şekilde hayatlarına devam edebiliyor insanlar diyoruz. Hele de bunu yaşayanlar için başkasının adına acı duymak ya da feryat etmek bana çok da şey gelmiyor. Yani çok iyi anlıyorum, anlayamam. Onlar gibi onu yaşamadan anlayamam. Yaşayan insanların ne yaşadıklarına ve onların söylediklerine daha çok kulak asmalıyız diye düşünüyorum. O onların üzerine kurmalıyız bence bu durumun çözümünü diye düşünüyorum ben. Siz de yaramak. Yani evet hani hani bununla ilgili insan duygularını nasıl tarif edebilir ki yani? Nasıl kayıtsız kalabilir? Bu kadar yani. Bununla söylenecek çok da bir şey yok. İyi akşamlar hanımefendi. Paris'ten bir numarayla görüşmek istiyordum. 8926. Oyun salonuna bağlayabilir misiniz lütfen? Teşekkür ederim. İyi akşamlar.
muamele hiç gitmemiştim. Siz de oradan geliyorsunuz galiba. Nereden biliyorsunuz? Yani oraya gittiğimde tepenin başında sizi gördüğüm gibi gelmişti ama tam da... Doğru, yok. Doğru. Bizim semtin oralarda biraz dolaştı. Doğru. Nedensiniz evi satın alanlar bu kadar genç insanlar değildi galiba? Hayır, evi el değiştirdi herhalde. Ben de akşam yemeğinde gördüm, iki kişiyi tanımıyorum. Çok tuhaf gerçekten. Yani yemek masası olduğu yerdeydi. Hatta televizyon bile. Çok tuhaf. Yemek boyunca birbirleriyle hiç konuşmadılar. Tek laf etmediler. Tuhaf. Gerçekten değil mi? Başladığım inşaatı bitirmişler. Hatırlıyor musunuz? Yok. Nasıl ya? Deniz korklarının arkası, sivri bina. Aa, evet. Bina. Evet. Nasıl, iyi olmuş mu bari? Evet evet, projeme sadık kalmışlar. İşte ara sıra gidip şantiyeyi kontrol etmem lazımdı da yapmadım ama işte fena. Mangalya'dan kurtarabilirsem şayet. Hangi eşyalar? Teşekkür ederim, gerek yok. Ben onlarla ne yapacağımı daha karar vermedim. Çünkü belki saklarım, belki de saklamam. Ama teşekkür ederim. Neden konuşmuyoruz? Neden konuşuyorlar? Hiç. Yapacak başka bir şey yok. Hiçbir şey bundan daha fazla sona ermemiştir. Tüm sonu şeyler arasında. Ya ölseydik. Sizce ölüm bile. Bilmem. Ama evet, belki ölüm bile. Ben eşyalar için teşekkür ederim.